Oh, bak 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 yağına bak ya. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün BİM, BS, kurban eti, BS yapacağız. Bunu BİM'den aldık arkadaşlar. BİM'in kıyması. Lezzet testi yapacağız. Daha önce kuşbaş testi yapmıştık. Kasabın eti pamuk gibi çıkmıştı. Bu sefer de BİM'den kıyma aldık. Böyle bezdirme. Bakalım BİM'in bezdirmesi ve bizim kurbanlık etimiz mi? Lezzet farkı yapacağız. Az çok sonuçlar biliyoruz ama aradaki lezzet farkı ne kadar? Hem beraber görelim, izleyelim, kararımızı ona göre verelim arkadaşlar. Etimizi hazırlayana kadar biberlerimizi şöyle ocakta artık yavaştan bir pişirelim. Zaten şu anda koronadan dolayı böyle bağ bahçelerde, piknik alanlarında mangal yapmak yasak. Biz de elektrikli ocakta burada kendi pikniğimizi evde yapıyoruz. Sizler de elektrikli ocakta yapabilirsiniz. İmkanlar dahilinde. Köyümüzün biberi ve acı. Şu kırmızı biberler bir acı. Bir acı ki anlatılmaz yaşanır. Başlık etlerimizi de ayarlayalım. Arkadaşlar etlerimizi de böyle diki diki yani küp küp doğrayacağız. Ondan sonra da yağlarımızı da küp küp doğrayacağız. Evet, biberlerimizi yeter. Fazla pişirmeye gerek yok arkadaşlar. Şunlara da bir ters düz yapalım. Elim yandı. Maşine geçtim abi. Kabadayla bu pişmiş. Kabadayla hiç gerek yok. Ateşe, suya kabadayla olmazmış. Pişsin. Azıcık daha pişsin. Şimdi ne yapalım? Çöp şişlerimiz var arkadaşlar. Pratik. Şöyle. Bunları piknik alanlarına götürebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Şöyle ölçtük. Böyle koyduğumuz zaman demek ki şuraya kadar doldurabiliriz. Bunlar önemli detaylar. Yani kafanıza göre böyle şişi doldurmanıza gerek yok. Mangalın boyuna göre yapacaksınız. Yaptığınız işlemi. Evet. Şöyle küçük bir bahçe daha atarsam şuraya. Şu şekilde yeterli. Bunu da böyle koyduk buraya. Bakın. Bu şekilde. Hem rahat pişer, hem de güzel pişer. Bu ayrıntıyı lütfen dikkat edin. Ölçtünüz, mangalınızın boyunu aldınız, bitiş yerine tuttunuz elinizi. Şöyle getirin bunu buraya yasladınız. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi pratik size tarif arkadaşlar. Şurada bir işte bunu alalım. Bu arada arkadaşlar hani evde çöp şişi ilk defa kullanıyoruz. Daha önce evde çöp şişi kullanmamıştık. Önceki videolarımızı izlediyseniz bilirsiniz. Burada da hani deniyoruz ki denemek isteyenler için de alternatif yöntemler göstermeye çalışıyoruz. Bakın çöp şişimizi çevirdik. Gördünüz mü? Bakın et ne kadar güzel pişmiş. Sulu sulu böyle. Oh. Bak bak bak. Canını yiyeyim senin. Adasını alacağım. Oh 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 oh. Böyle sakin sakin. Kendi halinde pişiyor arkadaşlar. Evet, domateslerimiz de pişti. Tuzlarını verdim arkadaşlar. Tuzunu attım. Ondan sonra bunları şöyle nazik bir şekilde alıyorum. Çünkü iyi piştiler. Domateslerimizi çektim, şu tabağı aldım arkadaşlar. Şimdi boşalttım, böyle düzledim. Şöyle sıradan diğer düzlediğim
kuş başlarında yerleştiriyorum. Bundan sonraki aşama BİM'den aldığımız kıyma ve bizim evde yaptığımız kendi kıymamız. Bakalım pişince bir de lezzet testi yapacağız. Hangisi lezzetli olacak? Aradaki lezzet farkı ne kadar olacak? Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, ilk attığımız kuşbaşılarımız pişti. Şöyle tuzunu verelim. Biraz da biber ekleyelim şöyle. Oh. Şöyle çevirelim. Oh. Bu hazır. Gördüğünüz gibi evde çöp şiş, kuşbaşı arkadaşlar. Tabi şöyle bir tane alalım. Bu şahane olmuş. Çok güzel. Şimdi bunları şöyle yerleştirelim. Ondan sonra da bezdirmelerimizi ocağımıza alalım. Musa, hoş geldin. Al bakalım. Bak bakalım pişmiş mi? Evet. Bezdirmelerimiz de arkadaşlar şu normal BİM'den aldığımız bezdirmelerimiz. Evet. Bunu da şöyle aldık mıydı? Bakın. Tamam. Bıraktık. Bıraktık. Tekrardan ikinciyi aldık. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar. Az bir şey açıyorum. Hiç bozmadan üzerine dengeli bir şekilde bölün. Onu da şöyle alalım. Bu şekilde de BİM'den aldığımız bezdirmelerimizi pişirelim. Evet. Usta yaptığı işini siz getirin gerisini. Kokulara bak sen, maşallah. Oh 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 oh. Katarsın aldı. Evet, piştikçe yavaş yavaş yerleştirelim. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Evet, pişenleri de şöyle alalım. Bunun tuzunu, biberini verdim. Evet, şöyle. Oh. Bunlar da artık hazır olmak üzere. Son aşamasına gelmişler. Onları da çevirdim.
Yine tuz unu var. Etimizin tuzunu pişmeye yakınken verelim ki arkadaşlar et sertleşmesin. Biraz da biber. Evet, bunlar da hazır. Şöyle. Şöyle alalım. Allah 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 Allah. Yani mutfakta çöp şişle, elektrikli ocakla kebap yapılmaz diyenler için alternatif bir yöntem arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bim'den aldığımız malzemelerimiz arkadaşlar 2, 4, 6, 8. Bir paketten 8 tane çıkıyor. Biraz sonra da lezzet testi yapacağız. Bakalım lezzet testimizde puanlardan kaç vereceğiz. Evet, ilk benzemelerimiz hazır arkadaşlar. Biraz fazla pişirdim çünkü etler benzeme kalın ya. Az fazla pişerse içine iyi pişer. Çiğ sevmiyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi. İlk benzemelerimiz hazır. Bunlar biraz daha pişsinler. Şimdi şu güzelim yavruyu hemen bir test aşamasına sokalım. Bu A101'in bize vermiş olduğu et. Görüyor musunuz? Allah Allah, elim yandı. Oh. Çok sıcak, çok sıcak. Baharat olarak da belki baharatı damak lezzetine yakın ama diğeriyle karşılaştırdığımızda bakalım bu nasıl gelecek. Evet, bu da bizim evimizde dolap poşetine koyduğumuz et. Ben olduğu gibi koydum. Hiç böyle ezmedim, büzmedim. Oh. Şu da A101'den aldığımızdı. Bim'den aldığımızdı. Bim'den aldığımız evdeki etimiz şöyle. Bunun tadına baktık. Avucuna baktık. Şimdi bundan yedik. Bir de şundan bir parça yiyeyim. Yüksek müsaadenizle. Oh. Bu etse bu ne? Biz ne yedik lan az önce? Bu et, o zaman bu ne? Abi bunun tadı normal. Yine de kötü değil mi? Yani bundan bu kıyaslanamaz arkadaşlar. Bu başka bir şey. Sıcak. Elim yani. Bu bambaşka bir şey. Elinizden geldiğince Bim'den değil de kendi kasabınızdan, kendi etinizden yiyin. Videoyu da burada fazla uzatmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın ve takipte kalın. Her şey gönlünüz olsun. Oo, bak 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 bak, yağına bak yağına. Allah Allah.